Bakın yanımda hangi var yanımda. Şu an dünyanın en mutlu adamı. Abi oğlum. Bir önceki haftalıkta izlemişsinizdir, bu kaskı açmıştık. İşte namı değer Alper şu anda kaskına kavuşuyor. Sticker'lı mı ticker'lı? Kaskın için radar var. Bir yerde olur da kaybolma durumunda aramalarda seni bulmaları için kolay bir şekilde bir teknolojisi var. O da Rekko. Oğlum ben çok korkuyordum bak. Gitti bana beyaz kaskı kitledi. Ya oğlum kitlemedin. Sen seçtin lan beyaz kaskı. Yok kardeşim, eşleşmeli olsun. Bu arada şaka yapıyorum. Ben bunu aldım, sonrasında dedim ki eşleşmeli olsun. Oğlum çok parça var lan. Cuk oluyor takınca. Harbi çuk oldu lan. Ben de ilk takarken dar gibi geliyor. Aynen, sonra cuk oturuyor. Elimde artık böyle bir şey var. Oğlum, bir şey diyeyim. Sen bu arada spora gittin değil mi? Ha. Belli. Tam bir canavara dönüştün çünkü şu an gözümde. Saçlarım çekil, yolumdan çekil lan deyip gireyim mi şuraya? Hayır, o aynayı kırarsan o kaskı kırarım. Test etmiş oluruz. Çok güzel oldun lan. Böyle mi takılsın artık? Vallahi çok yakışıklı oldun. Ha, suratım kapandığı için mi? Bodybuilder pozu yap ya bize. Yap bir bodybuilder pozu be. Bir şey yapayım mı? Bu ne o? Günaydın, günaydın. 15 günlük ara oldu benim için aşağı yukarı sosyal medyaya. Sınav haftamdı. Video gelmedi. Bir şey yok. Bayağı da soran oldu. Hani iyi misin abi? Bir şeyin mi var? Bir şeyim yok. Sadece üniversite son senesi, bir de son sınav haftalarım olduğu için birazcık mola verdim. Durdum yani. Bir dinlendim. Desem yalan olur. Çünkü o kadar yoğun geçti ki sınavlar. 8 günde 5 sınav art arda. Böyle bir maraton geçti. Neyse bitti. Kurtuldum yani. İyi de geçti. Sıkıntı yok. Bugün pazartesi. 18 Ocak pazartesi. Gün başladı. Hafta başladı. Ne yaptık? Abi da yapmadım. Full evdeydim yani, yalan yok. Etrafı göstereyim. Gerçi hepiniz storylerden nasibinizi aldınız diye düşünüyorum. Kar storylerinden. Bu arada salona ufak bir değişiklik yaptık. Bu televizyon bu şekilde mesafeye uzak geldiği için burayı da bölmüş olduğu gibi oldu. Parfümleri bir dostumuz bize hediye olarak göndermiş. Çok düşüneceğiz. Çok teşekkür ederim. Özellikle buna bayıldım. Buraya da yayın arka planı olsun diye Nisan'ın kaskı. Bizim Rurok'tan geçen haftalıkta gördüğümüz kaskı. Bir de Mercury'yi koydum. Bir tek buranın aydınlatması eksik. Ortamda böyle. Ya burası inanılmaz oldu abi. Şuranın güzelliğine bak. İstanbul bir değişik. Kara hiç dokunmadım bile. Baksana hiç bozmadım. Ooo! Buz tutmuş. Yağıyor hala kamerada görünmese de. Benim var ya, tüm planlarım yalan oldu. 15 dakika önceki halini düşünün. Şuranın haline bak. Kar bir hızlandı. Şirokko bunu beğenmedi. Tam otoyolun haline bak oğlum. Yok abi, koronası var, karı var, kısıtlaması var. En azından bayağıdır böyle kar görmemiştik. Oba, kaza oluyor galiba. Buradan da var ya, ne kayan araba falan izlenir yani. Kaza maza olayları herkese geçmiş olsun şimdiden ama şurada oturur izlersin kayan arabaları. Çıkmam falan diyordum da açıldı yollar yani, kar bir sıkıntı kalmadı. O böyle sabah geçici bir çöküşmüş kar tarafından. Saçım başımı toparlatmaya gidiyorum aslında bayağıdır evde olduğum için. Yarın bir markayla bir çekimimiz var, ilk kez çalışacağız. Hem ajansla hem markanın kendisiyle. Benim de çok bir fikrim yok. Yaka gibi ya, şu Boğaziçi Üniversitesi'nin haline bakar mısın abi? İnanamıyorum, her yer polis barikatı olmuş. Abi bu ara öyle bir günlerdeydik ki hiçbir şey yapamamışım. Bunu çok özlemişim. Şımarıklık belki ama. İki tane tişört aldım. Bir de... Ya evet be. Bak bu markayı mesela herkes sevmez. Bayılıyorum. Hastasıyım bir fençedarın. Evet. İşte bu. Saçlarımı da kestirdim bu arada. Ben bunu gömüyorum abi. Bankaya geldim de hayatımda gördüğüm en ilginç fiesta olabilirsin ya. Vay anasın. Hiç anlamadığım acayip bir zevk bu. Basma olayı. Bende hiç yok. Benim arabadan belli değil mi? Günaydın. Kahvaltı edip çekime geçeceğim bir saate. Buradan bakınca manzara çok ilginç görünüyor. Bak şimdi. Otobanı görmesen sanki dağdaymışsın gibi. Daha karşı kahvaltı falan. Keyfi. Keyfi. Yılın 12 ayı var. Aynen öyle.
çektiğimiz video N11'in YouTube kanalına gelecek. Herhalde cuma günü hem bu video hem de o yayınlanır diye düşünüyorum yani. Oranın planı öyleymiş. Öyle. Hakkında tweetler atılan ve çok eleştirildiğim bir konu benim arabanın sürekli pis olması. Buna da burada noktayı koymak istedim. Çok ciddi bir olay ya çünkü bu. Arabayı detaylı yıkamaya verdim abi. Arabamı tanıyamıyorum. Aman Allah, fabrikadan çıkmış gibi olmuş. Harbi güzel olmuş ama. Hatasız. Ne diyorlardı buna? İsteyene satılır. Şimdi tam var ya böyle kasıntı, özenti tiplere benzediğim. Geçen ay bir aydır gönderemediğim, biraz denk gelmedi, biraz tembelliğimden, yalan yok. Hediyeler vardı Twitch'te. O hediyelerden sadece biri İstanbul'a çıktı. Diğerleri Bursa ve Hatay'a çıktı galiba. Evet, öyle bir şey olması lazım. İstanbul'da çıkan arkadaşı elimden getireceğim demiştim. Velhasıl kelam onu getirdim. Şu bagajın haline bak. Tolay'ından buff çaldım çocuklar için. Bu da Hakan'ın paketleri. Bunu da içine atalım. Hop. Dağınık. Kusura bakmayın, çekimden kalan kıyafetlerim falan var. Ben Hakan'ı eski tanıyorum bu arada. Hakan, izleyiciler Hakan. Fuarda görüştük daha önce başka. Cemre abinin vatanına görüştük. Aynen. Bizim Cemre Duru'nun binarını mı almıştı? R1'i aldığı zaman görüştük. Hakan'ı eski tanıyorum. Hakan en eski tanıdığım takipçilerden bir tanesi. Evet. Bu hediyelerin çıktığı insan arasında. Mesela Hakan çıkınca sevindim zaten. Torpil morpil demiyoruz, anladın mı? Aradan seni kayırdık falan, onları karıştırmıyoruz. Hatta ben çıkmaz diyordum yani. Evet. Hakan bana beş almış. Demiş ki abi bana hayatta çıkmaz demiş. Hakan'ı çıkınca ben de şaşırdım. Geri ver. Hakan'ınkiler üst beğenmiş. Ben spora sponsor aldım seni. Evet değil mi? Fark ettim. Full spor eşyaları. Hiçbir şey yok başka. Spor yapıyorum, sponsor olacak. İyi işte, güle güle kullan oğlum, ne güzel. Verdim gidiyorum artık. Hava çok soğuk. Götüm dondu, o yüzden aferin. Ne haber? Tip ne? Merhaba. Bir yere varmadım bu. Ali Mert'e geldim abi. Ayakkabılarım falan Ali Mert'te kalmıştı. Onu alacağım. Ali Mert Bey, açar mısınız kapıyı acaba? Ya pardon, bak. Gelir misin? Sınavdayım. Ne diyorsun ya? Çok pardon. Adam mezun olsa bile arkadaşının sınavlarını yapmaktan... Ya oğlum bu burada söyledir mi? Kimin sınavı? Anıl mı? Merhaba, sen ya, kimsin? Bak burada Cemil. Oscar Cemil. Oscar Merhaba Cemil. Oğlum, çok iyisiniz oğlum. Merhaba. Tanışalım mı? Çok güzel bu. Bakıyor mu size iyi bu? Hı? Çok tatlı oğlum bu. Daha Ali Mert'ten... Ayakkabılarımı yeni alabildim. Sınavlarda oydu buydu bilmem ne derken hiçbir şeye vakit ayıramamıştım. Şimdi Uludağ'a gidiyoruz diye bu hafta sonu. Ali Mert'ten önce ayakkabılarımı aldım. Botum ondaydı. Babasının işlerinden Alper'i alacağım. Oradan eve yarın sabaha karşı da Uludağ'a. Siz bunu izlerken ben yüksek ihtimalle ya Uludağ'da olacağım ya da Uludağ'a doğru yolda olacağım. Ya geldik be kardeşim, bu ne tantana be, ya. Bu ne tantana be. Oy, oy. Ne 10 dakika beklettin beni. Ellerini inşallah dezenfekte etmiştin. Temiz ellerini. Ha iyi bari, yoksa 155 arardı. Bak. O romantik ortam mı yapıyorsun sen bana? Tabii canım, birazdan böyle pat diye açacağım şampanyayı, koyacağım. Peki baş başa da kalacağız mı? Hem de bütün haftasını. Oturuşa bakar mısın? Peşin satan, veresiye satan. İşi biliyoruz, işe gitmiyoruz. Bırak beni, bırak da olur. Ne olur lan, ben bu adamla Uludağ'a gideceğim abi, şu halime bak. Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimizde OJK'nın gizli bilgisayarı var. Gizli bilgisayar mı? İçinde şu an gizli şeyler var bu arada. Evet. Ne gibi? Nude'larım falan hep içinde. Yok lan, bende de var ya, o gizli değil. Ya güleceksen gül ya. Çarkı filiyi çeviriyorum ve bu hafta. Abi ben bu adamı almayacağım. Ben büyük ol. Açın beni sana abi. Bundan sonra böyle gidiyorum her yere. Eksene şu kadar girme ihtimalim vardı bak. Yok oldu şu an. Gözlerim bitik. Ben aşırı yorgunum. Kaç saat uyuyup Alper'le birazdan eşyalarımızı toplayıp yola çıkacağız. Konuya gel. Konuya geliyorum, tamam. Bu benim eski kasam. Ben bunu normalde satacaktım. Yalan yok. Öyle 5-6 bin lira para eder. Parayı cebime indireyim. Ne yapayım? Ne yapabilirim yani? Sonra dedim ki ben şu monitörle kasayı, bu işler işte takipçim ya da işte influencerlık tarafım olmasaydı bayağı zor alırdım. O yüzden dedim ki ben bunu bizim takipçilerden bir tanesine hediye edeyim haftaya. Böyle fikir oldu. Siz de ne diyorsunuz? Yorumlara bir yazın. Haftaya da biz bunu hediye edelim. İhtiyacı olan birine gitsin abi. Şimdi bu kurda teknolojik eşyalar zor. Ya umarım ihtiyacı olan birine gider. Şimdi onu belirlemek çok zor bir kitle içinden. Ama birine hediye edeceğim. Bir şart belirleyeceğiz. Ondan sonra öyle bir şey olmayacak. 85 bin tane hesabı takip edin falan filan değil. Tamamen benimle sadece alakalı. Sadece beni takip edin. Evet. Instagram, YouTube falan gibi bir şey olur. Oradan yamancı. Alper'i de takip etsin biri hayrına. Şu herif mutlu olsun. Yemin ediyorum takipçi. Ben de tabii. Oğlum git başımdan.
Allah Allah. Haberiniz olsun. Takipte kalın. Abone değilseniz abone olmayı yine unutmayın. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Önümüzdeki hafta bunun da organizasyonu yaparız gibi duruyor. Kendinize iyi bakın. Kısa bir video oldu bu haftalık ama önümüzdeki hafta özellikle hafta sonundan dolayı güzel bir video gelecek. Sizi öpüyorum. Hoşçakalın diyorum. Bu videoyu da beğenin. Ben gidip uyuyacağım. Yani şu tipime bak. Bostos gibi gözlerim var artık uykusuzluktan. Bu videoyu yapacağım, kurgulayacağım, yükleyeceğim, gidip uyuyacağım. Alper arabayı kullansın.